Bismarck, Hitler'in en tehlikeli silahlarından biri. Adını Alman şansölyesi Otto von Bismarck'tan alan 45 bin ton ağırlığında, 251 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 2000 mürettebat alan Hitler'in en tehlikeli oyuncaklarından biri. Müttefik devletler bu devasa gemiyi kısa sürede tespit etmişlerdi. Atlas Okyanusu'ndaki görevi sırasında İngiliz Kraliyet Donanması'ndan Hood ile 20 bin metreden karşılıklı atışmaya başladılar. 20 ila 15 bin metre arasında karşılıklı süren atışmalar 15 binde İngiliz gemisi Hood'un tam ortasından vurularak batırılmasıyla sonuçlandı. Hood'la birlikte olan Prince of Wales ise ciddi zararlar gördü. Bismarck İngiliz saldırısını püskürtmüş ama dev yaralar almıştı. Yakıt kaybetmekte, yana doğru eğilmekte ve 2000 ton su almaktaydı. Ama hala tamamen durdurulamamıştı. Durdurulamaması üzerine birçok gemi Bismarck'ı yok etmek üzere harekete geçmişti. Düşman gemilerinin takibinde bulunması, ateş altında olmasına rağmen zırhı çok kalın olduğu için yoluna devam edebiliyordu. Churchill, Bismarck'ın batırılmasını ulusal bir gurur olarak görmekteydi. Ve tüm imkanların bu yaralı devin batırılması için kullanılmasını emretmişti. 27 Mayıs 1941 gününe geldiğimizde Bismarck kovalamaca sırasında aldığı yaralardan tanınmaz hale gelmişti. Aynı tarihte saat 10.36'da son torpidolar atılmış, torpidoların atılmasından 3 dakika sonra ise Bismarck batırılmıştı. Bismarck'ın dayanıklılığını şu şekilde anlatmaya çalışalım. Bismarck kovalamaca sırasında 6 gemiden 2500'ün üzerinde top atışına maruz kalmış. Bunlardan yaklaşık 500'ü Bismarck'a isabet etmişti. Buna rağmen müttefik gemilerine direnmeye devam etmişti. Bismarck, Hitler'in bu devasa gemisi onun hayallerinden 4 yıl önce batmıştı. Başka bir biyografide görüşmek üzere.